bu haftaki canlı yayında da Ortaca Yücelen Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Alper Boz'la birlikteyiz. Safra kesesi hakkında konuşacağız. Hoş bulduk. Safra kesesi ne işe yarar hocam? Evet, safra kesesi tabii öncesinde sorulardan önce bir kısa giriş yapalım. Hı hı. Safra kesesi anatomik olarak karaciğerimizin altında, ortasında yer alan armut şeklinde bir organ. Kese şeklinde safra biriktirip yağlı yiyeceklerin sindiriminde işe yarayan bir organımız. Safra kesesinin hastalıkları nelerdir genelde sıklıkla gördüğümüz? Daha çok taşları nedeniyle sorun olmakta. Tabii polipleri, tümörleri, safra kesesinin şeker hastalarında çalışmamasına bağlı taşsız iltihabı, gangreni gibi nedenlerle safra kesesi sorunu ortaya çıkmakta ve ameliyatlarını yapmaktayız. Safra kesesi genel cerrahinin ameliyat listesinde çoğu zaman ilk sıralarda sıklıkla yaptığımız ameliyat. Hayatı boyunca 10 kişiden biri safra kesesi ameliyatı olacaktır. Onun için toplumda sık görülen bir problem. Yani apansiyondan daha sık yaptığımız bir ameliyat safra kesesi. Olmamasının yarattığı sorunlar var mıdır? Safra kesesini aldırmanın yarattığı sorunlar var mıdır? Tabii sağlıklı bir safra kesesi sindirim için çok önemli. Ama taş yapmış bir safra kesesi demek ki çalışmıyor. Hı hı. Vücuda artık zarar vermeye başlayabilir. Çalışan bir safra kesesini almak akıllıca olmaz. Taş yapmış bir safra kesesi vücutta sorunlar çıkaracak. Evdeki bozuk bir elektronik eşya gibi düşünelim. Hı hı. Evde kısa devre yapıp yangın çıkaracak bir alet gibi düşünelim. Taş varsa genel cerrahlar olarak biz ameliyat öneriyoruz. Peki ne gibi şikayetler yaratır bizde safra kesesinin sorunlu çalışmaya başlaması? Safra kesesi çalışma sorunu genellikle taş olanlarda, sıklıkta hastanın yemek yedikten sonra, yağlı yiyeceklerden sonra özellikle ya da kuru yemiş yedikten sonra şiddetli orta karın ağrısı, sırt ağrısı, bulantı, şişkinlik şikayetleri olur. Bu kolik dediğimiz yükselip azalan ağrı şeklinde ortaya çıkabilir. İltihapladığı zaman da sürekli ağrı şeklinde karnın sağ üst kısmında hastayı rahatsız edici, konforunu bozucu şiddetli ağrılar da karşımıza gelir. Tabi delindiği zaman acil durumlarda da hayat tehdit eden, tüm karına yayılan ölümcül tablolar da karşımıza gelebilir. Peki sürekli ağrır mı yoksa yağlı yiyeceklerden sonra mı ağrır? Eğer iltihaplı bir durum yoksa hastada kolik dediğimiz ara sıra ortaya çıkan yağlı yemeklerden sonra ortaya çıkan ağrılarla karşımıza gelir. Ama iltihaplamaya başlarsa o zaman artık sürekli ağrı haline gelir ve o şekilde semptom verir. Peki taş belirtileri nelerdir safra kesesindeki? Hani safra taşı safra kesesinin içindeki işte büyüklüğüne bağlı. Safra kesesindeki pozisyonuna bağlı. Eğer safra kesesinin ağzında kayan bir taşsa şişerek hastada şiddetli ağrıyla ortaya çıkar. Daha da şişerse ana safra kanallarına baskı yapıp sarılıkla ortaya gelebilir. Ufak taşlar ana safra kanalına düşüp pankreas iltihabı yapabilir. Yine safra kesesinin beslenmesini bozup safra kesesinde ödem, iltihap, gangrene kadar yol açabilen sıkıntılar yaşanabilir. Ama en tehlikelisi tabii sarılık ve daha da önemlisi pankreatit nedeni olması. Pankreatit olduğu zaman %7-8 ölümcül sonuçları olabilir. Onun için taş konusunda hastanın genel durumu ise yaşam beklentimiz de uzunsa ameliyat öneriyoruz. Peki bu taş neden olur? Tabii taş insan yaşamı yüzyıllar içerisinde uzadı. İlk çağlarda 25-20 sene olan yaşlar 35-40-45-70 yaşlara kadar artık ortalama insan ömrü uzadı. Ömrümüz uzadıkça da tabii organlarımızda arızalar ortaya çıkar. Bu da işte daha çok kanser hastalıkları ortaya çıkan bilmekte yaşta. Safra kesesi taşları, işte eklem problemleri. Safra kesesi de uzun yaşamanın sonucu aslında. Diyet alışkanlıklarımızın değişmesi, kolesterol yoğun yiyecekler, yağlı yiyecekler sebebiyle taş oluşabilir. Bunlar kolesterol taşları. Pigment taşları dediğimiz safra kesesinde sert, normal taş kıvamında taşlar kan hastalıklarında ortaya çıkabilir. Pigment taşları dediğimiz sürekli kan yıkımına bağlı ortaya çıkabilir. Safra kesesinde oluşan enfeksiyon, kolesterol kristallerinde bakteriyle birikip yine
protein taşları gibi sert taşlar oluşturabilir. Ama daha çok kolesterolün sebep olduğu yoğun safra sebebiyle olmakta. Son yıllarda obezite cerrahisi, ketojenik diyet gibi açlık sürelerinin uzaması safra kesesinin kasılma fonksiyonunu azaltmakta. Safra kesesi içerisinde bekleyen safra da yoğunlaşıp kolesterol kristallerinin taşa dönmesine sebep olmakta. Onun için uzun açlık sürelerinde hastalarına 12 saat falan aç kalması uygun değil. Arada ufak bir kahve falan içmeleri safra kesesini harekete geçirecektir. Safra kesesi ağrılarına ne iyi gelir hocam? Safra kesesine tabii genel cerrah olarak ağrısına ne iyi gelir? Ameliyat iyi gelir. Ama tabii ameliyat ameliyat hazırlamadan önce ağrısı olan hastaya eğer iltihap varsa antibiyotik tedavisi başlıyoruz. Hareketleri azalsın diye safra kesesinin spazm giderici ilaçlar. İltihap da varsa yine anti-enflamatuar dediğimiz ödem giderici tedaviler vermekteyiz. Safra kesesi ameliyatı nasıl yapılır? Safra kesesi ameliyatı tabii 20 sene öncesine kadar genellikle açık cerrahiyle standart hale gelmişti. 20-25 senedir kapalı laparoskopik cerrahi safra kesesinde altın standart oldu. Normal iltihaplamamış elektif şartlarda yaptığımız ameliyatları kapalı yapıyoruz. Ama hani gangren olmuş, pankreas etkilemiş, karnı şişmiş, basınç yükselmiş hastalarda ya da ileri yaşlı kalp problemleri olan hastalarda açık ameliyatta yapabilmekteyiz. Peki bu ameliyatın komplikasyonları var mıdır? Ya bütün ameliyatların komplikasyonları var. Ameliyat olmamanın komplikasyonları tabii %20-25 ise ameliyat olmanın riski de 10 binde 2-3 olabilir. Ameliyat olmamak 100 kat 200 kat daha riskli. Ameliyatın komplikasyonu genel anestezi altında olduğu için genel anestezinin komplikasyonları olabilir. Anestezi de günümüzde anestezik gazlar güvenli kan düzeyleri güven var çok yüksek olduğu için eskisi gibi hani eter anestezi riskleri ortadan kaldırıldığı için anesteziyle ilgili artık bir risk göremiyoruz. Ameliyatla ilgili de yine hastalarda kanama, safra kaçağı, safra püstülü gibi sorunlar yaşanabilir. Bunlar da yine %1-2 görülebilmekte. Ama bunlar da artık çoğu endoskopik yöntemlerle kontrol altına alınabilmekte. Peki safra kesesi taşının komplikasyonları nelerdir? Onlar ne gibi? Taşın komplikasyonu dediğimiz gibi az önce safra kesesini tıkayıp safra kesesi obstrüksiyon dediğimiz duruma bağlı. Gangren, delinme, yırtılma olabilir. Ana kanala düşüp sarılık yapabilir. Ana kanaldan yine aşağı inip pankreas kanalını sıkıştırıp pankreas iltihabı yapabilir komplikasyon olarak. Yani sarılık, enfeksiyon, pankreatit gibi sorunlarla karşımıza gelebilir hastalar. Peki bu safra kesesi taşı ameliyatsız da düşürülebilir mi? Tabi böbrek taşı gibi değil safra kesesi taşı. Düşmesini de istemiyoruz safra kesesinin taşının. Çünkü önünde safra kesesinin ana kanalı var. Ana karaciğer kanalı da tabi taşla tıkanırsa bir sefer karaciğer şişer. Hastalık, sarılık, tedavisi olmayan durumlarda da siroza kadar götürür. Onun için safra kesesi taşını düşürmek istemiyoruz. Ameliyatla alıyoruz. Kese şeklinde bir organ olduğu için laparoskopik olarak hastaların da en çok sorduğu hocam taşı mı alacaksınız safra kesesini mi? Çoğu zaman safra kesesini taşı ile birlikte alıyoruz. Ama hasta çok yaşlı, anestezi alamayacak hasta. Yoğun bakımda palyatif amaçlı sadece taşları alıp safra kesesini direne ettiğimiz durumlarda oluyor. Peki safra kesesi alınırsa ne olur? Hayatımızda bir şey etkiliyor mu? Çalışan safra kesesi ne almamak gerekiyor? Aldığımız safra keseleri patolojik durumlar ortaya çıkmış. Taş var, iltihap var. O hastalarda tabii yağlı besinlerin sindiriminde sıkıntı olabilir. Onun için de hastalara sindirim enzimleri öneriyoruz. Sindirim şikayetleri olanları. Hastalarımızın en çok sorduğu yine ameliyattan sonra ne yiyeceğiz, ne yemeyeceğiz en çok merak edilen. Tabii binlerce yiyecek var. Hepsini tek tek anlatmak zor. Genelde hastalar ilk aylarda yağlı yememelerini öneriyoruz. Onun dışında deneme yanılma yöntemiyle kendileri neyi yemeyeceklerini test edebilirler. Hani yumurta yenmez mi, yenir mi mesela? Yumurta konusunda ben hastalarıma engel koymuyorum. Yiyin diyorum, dokunursa yemeyin. Deneme yanılma her zaman. Denemeyin. Evet. Ama Hepsini mi ilk denemek lazım? haftalar bütün ameliyat olan hastalarda sindirimi zor, yağlı yiyecekler
konusunda hani normal batın cerrahisi, karın cerrahisi geçiren hastalara önerdiğimiz şeyler öneriyoruz. Peki bu safra kesesi ameliyatıyla ilgili bir yaş sınırı var mıdır? Atıyorum 90 yaşındaki birine ameliyat etmek gerekir mi gerçekten çok ağrısı varsa, yoksa hani öyle devam etsin mi denir? Semptomatik safra kesesi taşları, hastanın genel durumu iyiyse 90 yaşında adam daha çıkıyordur mesela, onu ameliyat edebilirsin. Hı hı. Ama hasta 60 yaşında, kalp pili var, kan sulandırıcı kullanıyor, yüksek riskli. Onu tabi hasta ve yakınlarıyla değerlendirip öyle ameliyat etmek gerekir. Genel durumu iyi hastalarda semptomatik safra taşlarının ameliyatını öneriyoruz. Çok genç grubunda da yine taş ileride sorun çıkaracağı için onlara da ameliyat öneriyoruz. Safra taşı da bir çocukluk çağından ileri yaşlara kadar görülebilen bir şey. Onun dediğim gibi hastanın kondisyonu önemli. Yani 90 yaşında hasta dediğim gibi 40 yaşında hastadan bazen daha atletik olabiliyor. Peki bu safra kesesi ameliyatı ne kadar sürüyor? Standart laparoskopik cerrahi hastanın anestezisiyle beraber yaklaşık 1 saatlik bir ameliyat. Ameliyatın hani kritik kısmında yaklaşık 15-20 dakika. Sonrasındaki süreç hemen taburcu oluyor mu, kalıyor mu? Yine hastaların reaksiyonu farklı. Aynı gün taburcu olmak isteyen de var, 3 gün yatmak isteyen de var. Ortalama standartımız hani ameliyattan sonra bir gün gözlemek istiyoruz ki anestezinin komplikasyonları ya da safra kesesinin erken komplikasyonlarını görelim. Erken komplikasyonları da işte genelde karaciğer yatağından safra sızıntısı olabilir. Ana safra kanalında göremediğimiz, tespit edilemeyen taş ya da çamur varsa ona bağlı, basınç yüksekliğine bağlı sistik kanal dediğimiz kapatılmış kanallardan sızıntı olabilir, kanama olabilir. Onları tabii hastanede yatarak gözlüyoruz. Onun için bir gün yatmak hastanede hem doktor hem de hasta açısından daha iyi olacak. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık hocam. Herkese çok teşekkürler izlediğiniz için. Evet, herkese teşekkür ediyoruz. Safra kesesi ameliyatı yaptığım hastalarımıza buradan selam gönderiyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.